şeyde efendim. Burada kanun sizler oluyor. İzinsiz baskına veriyormuşsunuz duyduğuma göre. Bana Ankara'dan azar çıkmak için buradasın sen. Efendim estağfurullah, bunların hepsini ben size haberdar ediyorum. Ben sizi arıyorum, her şeyi söylüyorum. Ama ne yaparsak yapalım, dinlemiyor bizi Ramazan Bey, dinlemiyor. Ah Ramazan Bey, ah! Neden sustun? Beyefendi, ben de düşünmüştüm. Yoksa üstesinden gelecek mi düşünüyorsun? Evet Allah geliriz. Daha ne öyleyse, memleketin başkenti için sana güveniyoruz. Karakamış'la çok iyi işler yapacağını inanıyorum. Tabii yani yeni bir şey. Tiyatroda seyircinin karşısında oynamak, eliniz ayağınız titriyor. Farklı bir şey. İlk defa oynuyorsunuz. Ama çok güzel. Buradaki bir ekip duygusu, arkadaşlar olan duygu hakikaten çok güzel. Şu an tabii vatandaşlarımız, yani duyanlar hem telefonla hem diğer sosyal medyadan çok hoşuna gittiklerini, bunun devam etmesini istiyorlar ama bakalım işlerimiz imkan verir mi bilmiyorum. Sağ olsunlar. Onlar da bize geldiğimiz günden beri kucaklarını açtılar, gönüllerini açtılar. Sağ olsunlar. Bir evlatları gibi burada hep beraber güzel şeyler yaptık. Tabii Siirt artık başka şeylerle anılacak inşallah. Bundan sonra tiyatroyla, sanatla, diğer enstrümanlarla anılacak. Bazı şeyleri artık kafamızdan çıkartacağız inşallah. Yarın geldiğinde uzun uzun konuşalım, olur mu? Bir hayırlı iş üzerine bir... Tamam işte, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Birkaç gün gelip kullanıyor, saygı duyuyoruz. Bir aile var, onlar da tam böyle konuşuyor. Uzun bir aradan sonra ilk defa seyircimizle tekrar buluşmamızın heyecanını yaşıyoruz. Nafile Dünya bugünkü oyunumuzun adı. Ben de başkomiser rolünde oynuyorum. Ama buradaki en ilginç ve bizi de böyle heyecanlandıran mevzu Siirt İl Emniyet Müdürümüz Sayın Aziz Yılmaz'ın kendi emniyet müdürlüğü rolünde gerçek bir emniyet müdürünün bir rolde oynaması bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü bu Siirt'te ve sanırım Türkiye'de de bir ilk olacak. Değişik bir boyut kazandırdık oyuna. Hem sayın müdürümüzün halkla ne kadar iç içe olduğunu zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Sağ olsun bizleri kırmadı ve bu oyunda bizleri yalnız bırakmadı. Merhabalar, ben Soner Yılmaz. Halk Eğitim Merkezi olarak yaklaşık 20 yıldan beri Siirt'te tiyatro oyunları sahneliyoruz. Bu senede ilk oyunumuz Nafile Dünya Seferi Ramazan oyunumuzun adı. Gerçekten çok güzel bir oyun. 1930'larda yaşanan, bir karakolda yaşanan olayları anlatılıyor. Burada da ben polis memuru Ali Cemali, Abdul Cemali ve anlatıcıyı rol alıyorum. Dün de oyunumuzu sahnelemiştik ve Siirtlerin çok yoğun bir ilgisi vardı. Bundan dolayı biz çok memnunuz. Siirt'in gerçekten sanata çok ilgisi var. Bu bizi çok memnun ediyor. Umarız kısa zamanlarda yine izleyicilerimizle birlikte tiyatro oyunları sergileriz. Tabii farklı meslek gruplarından da arkadaşlarımız var. Devlet memuru var, gazeteci arkadaşlarımızdan var, öğretmen arkadaşlarımız var. Hakeza yine sanayide çalışan arkadaşlarımız var. Çok karma bir topluluk. Bu da gerçekten oyuna da bir güzellik katıyor. Çünkü sadece Siirtli de yok burada. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelip burada memur olan arkadaşlarımız da tiyatro oyununda rol alıyor. Ve bu da bir büyük bir çeşitlilik sağlıyor. Bu da oyunumuza bir renk katıyordur. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abdurrahim Aslan ben. Aynı zamanda tiyatro eğitmeniyim. Halk Eğitim bünyesinde bizim bir tiyatro grubumuz var. Tabii bu tiyatro grubunda bizim kurs açtığımız eğitmenlerimiz var. Yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Bu kurslarımızda özellikle gelen her meslek grubuna ait kursiyerlerimizle beraber biz yıl içerisinde 2 ya da 3 tane oyun çıkarıyoruz. Bu sene de ilk oyunumuz, pandemiden dolayı biz tiyatroyu ve sahneyi çok özledik, seyirciyi çok özledik. Nafile Dünya Seferi Ramazan adlı tiyatro oyunumuzu Siirt'i sanatseverlere ve Siirt'te yaşayan sanatseverlere oynamak için hazırladık arkadaşlarımızla. Tabii oyunda seyirciye çok güzel bir sürprizimiz de oldu. İl Emniyet Müdürümüz aynı zamanda tiyatro oyununda yer alan Emniyet Müdürü rolünü kendisi oynadı. Seyirciye çok güzel bir sürpriz yaptık. Hem protokole hem de Siirt'i sanatseverlere çok da iyi oynadığını düşünüyorum. Böyle olunca da zaten oyunlarımıza sanatseverlerin ilgisi çok fazla. Severek biz de oynuyoruz.
provalarımızı yapıyoruz, ona göre hazırlanıyoruz amatörce. Tabii böyle olunca da seyircinin ilgisi, sanatseverlerin ilgisi de güzel olunca çok güzel motive oluyoruz. İnşallah bu akşam yine aynı performansı, dün akşamki performansı sergileyeceğiz. İşimiz değil kişiyle uğraşmak ama var aramızda biri, temsil eder çok şeyleri. Halleri var, güleni ağlatır can. Halleri var, ağlayan güler kurban. Kimdir derseniz, başkomiser Ramazan. Bir alem adam ki yaran. Ne paralar atıyorsun yine? Büyüklüğünüzü anlatıyorum efendim. Zümrü var, bana halisi de bizi tanıyor. Yazdı bana. Anlıyorsunuz, benim için anlıyorum. Sen bizi bir dinlesene. Hadi, hadi sıranıza hadi. Bana hamsacı dedi. Ahlaksızlık bu. Elbette ahlaksızlık. Bedeli namussuzluk. Ama benim yanımızda her şey yoluna girer. Başkomiserim, valla yine koynuna girmişim, ne de parasını almış. Amacı beni nikaha yatırmak. Ama ahlaksız namussuzlar. Kanun kaçakçıları. Göz gönül kaçakçıları tutacağım. Uğraşmamız sağlıklı. Gönlü uğraşsın. Efendim, 1936'da 3. komiser olarak girdi mesleğe. 37'de 2. komiserliğe yükseldi. 40'ta genç bir başkomiserdi. Daha sonra bu hızlı yükseliş apansız duruverdi. Oysa frendi, viraj almaktı, geri fitesti. Bunları öğrenmemişti Ramazan Bey. İnada bindirir gibi işi bastı gaza. Tam yol ileri devam etti. Ve sonunda gitti. Kurtarmaya vardırdı devleti ve milleti. Ne olurdu kendisi olur? Kim öderdi vebali? Bunu hiç düşünmedim. Ve başlıyor oyunumuz ahali. Burası İzmir'in rıhtım karakolu. Ben Deniz, şimdilik polis memuru Ali. Şimdiye dek aldığınız yeter olmadı mı gayrı? Yok. Biraz kızmak yok. Derdim Abdullah'sa problem değil. Elimizde nasıl olsa. Bir filtre sene. Duvara duvara çarpsana bir. Yaparız. Yaparız ama her şeyin bir sırası var. Şu sıralar bir başkomiser geldi. Başa ver. Onu bir başımızdan savalım. Gerisi sor. Ya savunmazsa? Savulur. Bak ben seni büyürse o iş olacak bak. Eminim. Ama sen piri için yorgan yakmaya kalkarsan günah benden. Yanlıkta bir uzatıyorsunuz. Bu iş karakolda güzel diye bağırmazlar mı? Ben de işin doğrusunu anlatayım diyemez size sinirlenir. Senin oğlunun bu işte hiç kabahati yok mu yani? Olur mu beyim, olur mu? Benim oğlum kız gibi çocuktu. Bir bayanın epey neyse ne olur onunla gider hemen boyan desteği alır. Bu yüzden belediye otobüslerine bile girmez. Esasen bir kadın bir erkeğin evine gittiyse o davayı baştan kaybetmiş sayar. Efendim ta eskilerden bir sözümüzü hatırlıyorum. Emniyet adaletin yarısıdır derdiniz. Sadece eskiden mi? Devası orada. Yani efendim mahkemeler güldü. Ufacık olaylar adliyeye gönderiliyor. Kararlar da uzadıkça uzuyor efendim. Uzuyor ki ne uzuyor? Uzuyor ki ne uzuyor? Kan davası gibi babadan oğula geçiyor. He, adınız bu. Yaptığınız ne rezalet? Ardan, hayadan bilmez misiniz siz Elisaf Hanım? Elisaf Bey, yangına körükle gitme diye buna denir işte. Kim bilir ne yalanlar uydurdu. Köylü değil misiniz? Şeytanlık da üstünüzde yok. Dokun efendim. Efendim Allah'a şükür adımız da tamam hayamızda. Gülsün kızım. Sandalye tozlu. Otururken mendilini sen de elbisen kirlendi. Ya geçmiş miydi efendim? Siz önce bu bey oradan geçmişsin. Bu pislik ondandır öyleyse. Pislik sensin. Hadi oğlum. Şikayetine geç. Efendim, kızıma koca arıyorum. Öyle ortadan mı? Evet. Arayan bulur. Biz de bulduk. Belamızı. Bela sensin. Hadi. Kes. Devam edin hanımefendi. Duydun mu ben neymişim? Hadi oğlum. Efendim, biz ana kız kıt kanaat geçinir gideriz. Kız evlenirse biraz rahatlarız diye düşündüm. Meziyet Hanım diye bir komşumuz var, o akıl verdi bana. Evlenmek isteyen kız diye yaz, vurdurt gazeteye dedi. Siz ablasınız. Bu ağzı bozuk Arnavuz tertemiz etti bizi. En sonunda da şey diye evden kovmaya kalkışmaz mı? İşte o an dünya başıma yıkılır sandım. Bana bir talan süpürgesi verin. Ne yapıyorsun? Hemen hemen. Gülsün, al ver kızım. Mahalle bak, her taraf örümcek ağı içinde. İnsan nasıl burada iş görecek? Ne yapıyorsun? Sabah lütfen arayın.
buradaki en önemli şey ne? Buradaki... Asıl önemlisi, bu rüya pansiyon önemli, izinsiz bastın. Konuşalım. Efendim içeride adamları var, haberleri oluyor ki şimdi. Bana telefon etseydin. Benim de mi bir bilgim olması gerekiyordu? Neyse geçelim bunları. Bunlar küçük şeyler. Ben asıl başka şey için geldim buraya.